Ağzı billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin selavat. Koronavirüs hakkında birkaç sayfa notumu okuyacağım. Sabırla dinlemenizi rica ediyorum. Bazen öyle bir zaman olur, öyle bir halet olur ki Korku vasıtasıyla ölüm bile nimet olur. Korku pompalandığı için insanlarda çaresizlik ortaya çıkar. Ama herkesin bir planı var. Allah'ın da bir planı var. Allah olayları, hadiseleri öyle kendi başına bırakmış da değildir. Hani der ya Bakara suresinin 216. ayette sizin için daha hayırlı olduğu halde bir şeyi sevmezsiniz. Sizin için daha hayırlı olduğu halde bir şeyi sevmemeniz mümkündür. Sizin için daha kötü halde bir şeyi sevmeniz de mümkündür. Allah bilir. Siz bilemezsiniz. Yani siz bir şeye iyi dersiniz, bilmezsiniz ki kötüdür. Yani arkasındaki hikmet itibariyle kötü dersiniz iyi olur. Bilmiyoruz. Olayın arkasını bilmiyoruz. O zaman nasıl bakacağız? Eğer korku bu koronavirüsü gibi korku hastalıktan, mikroptan önce sana girerse Mikroba karşı yapabileceğin pek bir şeyin kalmaz. Ee, bu koronavirüsü gibi diğer mikroplar da insana gündelik hayatta bundan daha şer mikroplar insanın vücudunda zaten var. Aktif değiller, bastırılmış. Bu korona virüsünden önce, korona virüsünden önce korkuyu saldılar. Korkuyu salınca insanlarda çaresizlik ortaya çıktı. Bu neyi yaptı? İnsanın savunmasını çökertmeye e, çökertmeye başladı. Eğer insanın savunması korkuyla çöker, devre dişi kısmen olursa herkes herkese mikrobun ulaşmadan önce korku ulaşmışsa her ulaşmışsa o mikrop icraat yapmasına güzel bir zemin bulur. Demek ki mikrop gelmeden önce korkuyu salıyorlar. E, korku salmadan bıraksalardı zaten koronavirüsünden önce çıkmadan önce dünyada iki ay önce Çin'de var mı zaten? Peki ne oluyordu? Hiçbir şey olmuyordu. Peki ne yaptılar? İlk önce bir korkuyu saldılar. Çaresizlik, ümitsizlik, yeğiz, korku insana girdi mikrop girmeden savunmasını devredişi yaptı. Mikrop da kolunu sallaya sallaya girebiliyor. Peki ne yapacağız? Her şeyin çaresi olan imanımızı artırın denmiş. Çünkü iman hem nurdur hem kuvvettir. Ne demek? İman hem nurdur hem kuvvettir. İman böyle bir Galatasaray, Fenerbahçe bir taraf girdiği gibi değil bu. İman nurdur, yani dünyevi hayatını ahiret ile yorumlama. İman kuvvettir, böyle dayanak noktası sana veriyor. Yani güçtür, eylemdir. Şöyle bir misal vereyim. Şimdi normal bir futbol sporcu gelir mermere eğer mermeri kırıyorsa dövüş sporunda vurur elini eli kırılır. Ama onu yapmadan önce konsantre olsa öt diye bu sefer onu kırar. Peki konsantre ile o güç, o kuvvet neredeydi? Hani var ya gene deniliyor bu depremde felçli bir hasta bina sağlanınca felçli adam kalktı gitti şimdi o konsantre olmadan önce sporcu o gücü neredeydi de nereden aktif etti? Ha sporda konsantre bizde tefekkür. Tefekkür ve tarafkirlik, intisap insana güçlü bir kuvvet veriyor. Mesela telefonlarda da öyle. Uzaktan şarjda olabiliyorlar. E intisap şu. Bu telefonu bağlıyorlar uyduya. Uyduya diyeyim. Şimdi sen çıplak gözle uyduya baksan bir şey görür müsün? Kulakla uydudan sesi duyar mısın? Yok. Ama uyduya bağlı olan telefonda o uydudakiler gözükür, sesleri de işitilir. Haşa 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 misal için söyledim. Uydu Allah'a misal olsa telefon bedene misal batarya hayata misal içindeki yazılım program ruha misal kart imana misal bazı istasyonuyla devamlı uyduyla bağ hidayettir uyduyla telefon arasındaki bağın adı hidayet bizdeki aktifliği iman. O zaman bu telefon eğer bağ kesilse demir yığından başka bir şeysi yok. Ama bağ devam ederse ortada görüntü olur, ses olur, güç olur, mana olur, olur da olur. En uzağa yakın olursun. İşte iman eee Kon, tefekkürle tefekkürle ruhta bulunan o güç nasıl ki sporcu konsantre ile o gücü aktif ediyor. ...iman da böyle tefekkürle kendi dışında bir gücü ki Cenab-ı Hakk'ın gücünü yani telefonda telefonda olmayan filmleri, sesleri, bölgelerin görüntüsü ortaya çıktığı gibi İnsan iman da bir bağdır, bir intisaptır. İman ile bağlanıyorsun. Bu sefer Allah'ın gücü, kudreti sende seviyene göre aktif oluyor. Bunu nasıl anlarız iman sende aktif olduğuna? Sima ses davranış değişir. Mesela namaz kılanın, oruç tutanın, haramdan uzaklaşanların kitap okuyanların, kitap okumayanların hepsinin siması farklıdır. Sokağa baktığın zaman görürsün şu simadan simahum fi vucuhihim min eseri sucud elsinetikum ve elvanikum ayetlerle insanların siması sesleri kimlikleridir, kişiliklerini de tanımlarlar dışarıda. Nasıl ki bir tane de örnek vereyim. Doktor büyük abdestini ve küçük abdestini ister. Ne yapacaksın? Görmediğimi, bilmediğim içsel alemini dışarıya taşıyan bir mesajdır onlar. Yani o büyük ve küçük abdest senin içini dışarıya taşıyor. Şimdi büyük ve küçük abdest seni dışarıya taşıyacak da ha? senin ruhtaki o yapı sistemini neyle dışarıya taşıyacak? o e, mesela toprağın altındaki çekirdeğe güneşi vuruyorsun. Çekirdek ağaç oluyor. Uzatıyorum ama iman böyle bir şey. Haşa güneşe Cenab-ı Hak desen, toprak insanın, toprak insanın ruhu desen, içindeki çekirdek insanın istidadıdır. O iman intisaptır, hem kuvvettir hem nurdur. O çekirdeği inkişaf ettiriyor. Yani ağaç oluyor. Gözükmeyen bir güç, güneş. İman da böyle bir şey. Demek ki her derdinizin dermanı olan imanınızı inkişaf ettirin diyor şey, Risale-i Nur'da Bediüzzaman Hazretleri. Peki iman nurdur. Ne demek o? İman iki tane şeyin söylüyor Ustad Bediüzzaman. Kuvvettir diyor. Kuvveti anlattım biraz. E, Kısaça bir. Nurdur ne demek? Yani tanımlayamadığını, izah edemediğini, ama senin de çok ciddi ve şiddetli ihtiyacın olduğu dünya ve ötesini sana gösteren e, iman-ı bilahirettir. Yani dünyada yapma, yap, haramdır, doğru değildir de demeleri ve insanın en büyük meselesi olan kabri yorumlayıp izah eden iman-ı bilahirettir. İman demek ki bir tarafı nur yani kabir ve sonrasını bize izah ediyor, tanımlıyor, gösteriyor, nur gibidir. Ee, önümüzü gösteriyor. İman kuvvettir Arkada dayandığımız noktayı gösteriyor. Onun için biz iki hayatlıyız Müslümanlar. Bir dünya hayatı, bir de ahiret. Kafirler ise tek hayatlıdır. Her şeyleri bu. Böyle inandıkları için, böyle muamele görüyor. Şimdi e, imanla alakalı bir örnek vereyim. Eletik Elektrik. Gözükmez tutulmaz kilosu yok, litresi yok ama binlerce, milyonlarca cihazları çalıştırır. İnşaatta ağırlık çeker, fırında elektrik olur, ampulde, wolfram, wolfram telinde ışık olur vs. Görmediğime inanmam diyene de katil, gebertir onu, elektrik. Ha, elektrik nasıl ki böyle cihazları çalıştırıyor gözükmeyen? İmanda insandaki latifeleri, duyguları, hisleri, fikirleri böyle çalıştırıyor. Evet, şimdi devam edeyim. Zendeka komiteleri, İslam ve Kur'an düşmanlarını yapan o beğenilen hareket yapanların siz biliyorsunuz. Onlara Ustad Bediüzzan Hazretleri Zendeka diyor. Zendeka komiteleri planları tutması için planları var onların. İlk önce korkuyu pompalıyorlar. Sonra istatistiklere pek de muhim olmayan algı operasyonları ile yani korkuyu salıyorlar. Niye salıyor? Bakıyorlar insanların en sesinde ölümü hissettirelim. Algı operasyonu ile ölümü enselerinde hissettirirler. Ve daha sonra onların istedikleri gibi olmaya insanları ikna ederler. De, de sen hissedersen ensene ölümü. Bu sefer onun onların dayatmalarını kabul etmeye seni zorlarlar. İnsanın koronadan daha fazla insan koronadan daha fazla insan korkudan etkilenip hayatını kaybedecek veya hayattan diskalifiye olacak. Yani korona kaçta kaç gelir? Ama korona kaç kişinin canının gitmesine vesile olur? Zaten yuhi ve yumit Allah'tır. Ne kanser adam öldürür ne korona adamı öldürür. Bir kere itikatını düzelt. Ha, ölümüne vesile olur. Ama bir saniye ileri gitmez, bir saniye geri gelmez peki ne yaparlar? Herkese korona isabet etmeyeceğini çok iyi biliyorlar. Ama korku herkese isabet edecek. Etmeyi düşünüyorlar. O zaman insanların korku ne yapar? Gerçilerde söyleyecek ama korku kafanın içi aklı var. Yani şu dimağda 30 küsür tane mertebe var. Bunun bütünlüğünü bozar korku. Vesvese ise kalpteki bütünlüğü bozar. Ne demek o? Kalpteki bütünlüğü bozmasına vesvese yapar. Vesvese kalbe aittir. Yani imanı varsa bir kişiye imansızsın der. Ameli varsa mesela gusul aldı, abdest aldı, abdestin yok der. Vesvese kalbedir ve eyleme beladır. Yani hırsız boş eve girmez. Demek ki vesvese geliyorsa o ne demektir? İmanın yoktur diyorsa, şeytan tasdikli imanı var demektir. Abdestin yok diyorsa, şeytan tasdikli abdestin var demektir. Demek ki şeytan tasdik ediyor imanını. Ve sesi burada kalbe. Vehim ise yani korku ise insanın olmayan düşüncelerini var eder. Yoku var eden düşüncelerdir vehim. Vesveseyi şeytan yapar, korkuyu vehmi cinler yapar. Onun için mesela havadan uçuşuyor deniliyor bu korona mikrop. E peki onun dizginini tutan kim? Zahir sebep noktasına melekler değil. Bediüzzaman Hazretleri sözlere attığı kitabın 246. sayfasında şöyle geçiyor. Diyor ki insanın fıtratını bozan bir, yanlış yollara sevkeden erva habise ve onların sekenesi ve mümesilleri olan erva habise. Neymiş o? Mesela e, şunun zerresinin müekkelleri, bunun zerresinin müekkelleri melaikedir. E, şu bardağın zerresinin müekkel me melaikeleri var. Peki hastalıkları müekkeli kimdir? Bak insanın fıtratını bozan, yanlış doğruları sevk eden kimdir bu? Melekler değildir. Kimdir o? Erva Habisiyedir. Ee, yani o habis ruhların donmuş, cesetleşmiş halidir hücre. ha Onların bir de mümessilleri var. Cinler yapıyor. Cinler de iblis diye Kur'an'da geçer. Ee, uzatmayacağım bunu. Ee, dört nevidir cinlerin. Bu işin, bilerek söylüyorum. Toprakta yaşayan cinler, suda yaşayan, havada yaşayan ve ateşte yaşayan. Bunların en azılısı, en şerlisi insanı rahatsız eden Ahmer denilen havada olanlardır. Ustad Bediüzzaman Hazretleri de e, Kastamonu 66. sayfada yani yazmadım onu hatırıma geldi şimdi. 66. sayfada e, insanların düşünceleri, duyguları ve fiillerinden e, maddi hava bozuluyor. Şu hava bozuluyor. Bozulunca o bozuk havaya uygun ruhaniler geliyor. Kötü hava zerresine kötü ruhlar geliyor. E, mesela buraya ben çiçek koysam çiçek koysam, cam açsam arılar gelir. Pisti koysam arı gelmez. Sinek gelir. Sen hiç güle sineğin konduğunu gördün mü? Arının pisliğe konduğunu gördün mü? Demek ki hangi cins havaya salınım yapılıyorsa o cinsler ruhani yaratılıyor. Demek ki koronanın dizgini erva habise donmuş. Bunu nerede anlatıyor Bediüzzaman Hazretleri? Bakarsınız 246 sözlerde. Peki bunun zahiri bir sebebi var ortadan kaldırmak. Batını bir sebebi var. Diyor ki 258. sayfada bu nasıl kalkar? E, Tılsımat-ı Kur'aniye ile diyor. E, Latif nükteler 30, 31, 32. sayfada da e, Tılsımat-ı Kur'aniye nedir diyor orada cevabımızı bu soruyu sorsak. cevabımız Cevabı şöyle diyor. Huruf-u mukatta ile. Elif la mim elif la mra elif la mim ra elif la mim, mim sat ta ha ta sin ta sin mim ha mim ka fa, ya insat, nun vel kalemi ve maestrun saat vel kur'an izi zikr ka fel kur'an il mecid ya sin ve kur'an hakim 14 tane 14 tanedir şimdi şimdi ona girmiyorum ama maddi sebeplere riayet edeceksin maddi sebeplerin en önemlisi de daha önce bu korona ile alakalı böyle bir yayın yapmıştık. Ya tabi cahillerde var tabi. Cahil değiller ama bir şey itiraz edeceğim diye konuşan oluyor. Tabi onlara da açık açığız. Diyor. Mesela maddi çaresi nedir en basite? Reisi Cumhur'a, Reisi Cumhur'un talimatlarına, uymak farzdır. Çünkü ulul emirdir. Ya ulul emir nasıl olur? Ya halifedir demedik ki. Cahil işte. Bilmiyor ki tanımın ne demektir. Başınızda diyor Peygamber Aleyhisselatü bir diyor köle azatlısı olsa siyah, siska bir adam dahi olsa itaat edin diyor. Şimdi ulul emire kim bu ululerim Sizden olan. Peki acaba bu reis bizden midir? İma, bu soruyu soralım. Ulul emir bizden mi? Sizden olan ulul emre itaat edin. Farzdır. Bizden midir? Tamam bunu soralım. İmam-ı Şafi'ye sordum. Diyor ki düşmanınızın okunu takip edin diyor. O sizi dostunuza götürecektir. Bir daha. Düşman ok atıyor. Kimin? Benim düşmanım var böyle. Allah düşmanları, Kur'an düşmanları, vatan, bayrak, namus düşmanları o ok katıyor. O oku takip edin. Kime gidiyorsa o bizim dostumuzdur. Niye? Düşmanımın düşmanı bize dosttur. Dostumun düşmanı da düşmandır. Dolayısıyla maddi sebepler noktasında reis çıkmayın, çıkmayacaksın kardeşim. Bu dinidir. Ee, şöyle de bir örnek vereyim. Uzan ama işiniz evde oturmak olduğu için dinlersiniz uzun dahi olsa. Mesela hocalık sıfatıyla ben bir adama desem ki Ramazan'da şeker hastası sen oruç tutamazsın. Dini değil. Onun oruç tutup tutamayacağını hekimi azık oruç tutan bir doktor kendi oruç tutuyor. Ve oruç tutan doktor hastaya desin ki sen tutamazsın. O tutmayacak. Onun adı hekim azıktır. Kendisi tutmuyor ve oruca da düşmansa onun sözü muteber değil. Hekim azık değil. Demek ki 100 tane hoca o şeker hastasına verdiği karar geçerli değil. Hekim azık bir doktorun vereceği karar geçerlidir. Aynen bunun gibi de 100 tane doktorun din noktasında sözü muteber değil. Alimi sözü muteberdir. Yani işin ehli midir? O. Ha. Demek ki maddi sebeplere riayet edeceğiz. Manevi sebepleri de bileceğiz. Birincisi manevi sebepler, korku korona gelmeden önce kendisi gelmiş. Niçin gelmiş? Anlaşılıyor ki bu korona suni bir gündem yapıyor. İnsanların dimağında korku salarak bütünlüğünü dağıtmak. Korku buraya, vesvese buraya. Yani yiğisim. Cinler korku verir, şeytan ümitsizlik verir. İkisi birleşirse korona hoş geldin denilir. Yani bütün hastalıklar tepene biner. Yoksa insanın bünyesi buna sağlamdır. Ee, Barla layıkası 66. sayfada diyor ki şöyle çok hoş bir şey. Gerçi konudan konuya geçtik ama artık idare edin. Hem bilirsin Meyus ve ümitsiz bir hastaya manevi bir teselli bazen bin ilaçtan daha ziyade nafidir. 66. sayfa. Mesela ben babaanneme yapmıştım. 100 küsur yaşındaydı. Başım ağrıyor dedi. Git doktordan bir şey getir. Babaanne dedim şöyle aspirin iç dedim. Ya git dedi sen doktor musun git bana şey söyle. Luisa e, doktora gittim tanıdıktı dostumuzdu. Dedi ki Hasan kardeş dedi bunu ver. İzanı sen yaparsın. Eskide çıkmıştı böyle C vitaminleri suya atardım bardağa diye yukarıya fırlardı. Baba 100 140 yaşında. Baba ne dedim? Doktor bir ilaç verdi. Ne gözüktü, ne gözükecek, ne var, ne var olacak. İlk ve son bak kutu bile vermedi. Bir tane verdi ya. Oğlum dedi nasıl bir ilaç dedi ya? Bir tane mi? E bir tane. Yani indi anda mideye doğru kafaya çıkacak. Aa dedim bardağa koydum. Tak diye çıkmış. Hani Cevitan böyle fışkırıyor ya. İlk defa görüyor. Allah Allah. Bu 80 civarlarında 1980 ya. Şaşırdı. E peki su da aşağıya gidince fırlayınca yukarıya. Kaşıkla bastırıyoruz fırlıyor. E baba ne dedim burada durmayan senin bir dede durur mu? Tak diye kafana çıkacak. Birkaç dakika sonra başın ağrısı tamam. Hakikaten öyle oldu. Bak Bazen meyus ve ümitsiz bir hastaya bir teselli bazen bin ilaçtan faydalı olur. Tersini düşün, çok iyisin, ilacın da iyi veya buna değil. Ama desen ki Allah Allah, Siman niye öyle ya? Hasta mısın? Yok canım, yok Allah Allah, Siman biraz sarardı. Desen o adam hasta değilken hasta olur. Onun için olumsuzlukları pompalayan ad insanların yanına oturma. Korkuyu nasıl pompalıyorlar? Haberlerle. Muhatap olma. Uzak dur. Aklını dağıtır. Manevi bir divane olursun. Kalbini dağıtır. Ümitsizlik beslersin. Manevi bir dinsizliğe sebebiyet verir. Ümitsizlik pompalıyorlar. Korku pompalıyorlar. Korku Tedbir almayacak mıyız? Alacağız o kadar. Daha muhatap olmayın. O kanaldan o kana, kanala gitmeyin. Devam edeyim. Ecelin değişmeyeceğini, kanserin, korona ve türevlerinin öldüremediğini, ölümüne isim olduğunu, öldürmek ve dirilmenin Allah'a ait olduğunun şuurunu, izanın takılması, yani bunu aklımızı başımıza almamız lazım, yuhi ve yumit, dirilten de öldüren Allah'tır. Trafik kazası öldürmez, kalp krizi öldürmez. Kardeşim buna vesile olur. Ne zaman Allah vesile yapar? Ecelin geldiği zaman. Yoksa bir dakika ileri gitmez, bir dakika geri gelmez. Bu demek değildir ki kendini ah Demek ki öyle yapacağın da yazılıydı. Bir daha okuyayım. Ecelin değişmeyeceğini, kanserin, korona ve türevlerinin öldüremeyeceğini, Ölümüne isim olduğunu, öldürmek ve dirilmenin Allah'a ait olduğunu, şuurunu, izanının takınmalı ve Allah'a karşı bir teslim, iki tevekkül, üç itimat, dört Allah'ın icraatına kanaat etmeli ve bizi aşan hadiselere, korona bizi aştı mı? Aştı. Nasıl bakacaksınız? Kastamonu 220. sayfada, Bediüzzaman Hazretleri'nin Kastamonu attığı kitabının 220. sayfada şöyle diyor, senin daire iktidarın haricinde olan hadisata onun merhameti ve hikmeti ve adaleti ve rububiyeti noktasında bakmalısın. Ben de o lüzumsuz şiddetli elemi şefkatten kurtuldum. Demek ki dairemizin haricinde korona gücün yetiyor mu? Yok. Ne yapacaksın? Allah'ın bir merhameti, hikmeti, adaleti, rububiyeti var. Yani Allah'ın dört sıfatla ilim, irade, kudret kelam. Tasarruf ediyor. Yoksa bu dünyayı hadiselere Allah o zalimlerin eline mi bırakıyor? Ey gidi kardeşim. Güya tuzak yapıyorlar. Tuzaklar Kur'an'ların en eh hayırlısı Cenab-ı Hak'tır. Onların tuzaklarının içerisinde bile kendilerine tuzak kurulmuş. Şimdi demek ki gücümüz yetmedi hadiselere Allah'ın merhameti, hikmeti, adaleti, rububiyeti. Allah Allah'lık yapıyor. Kainatı bırakmamış. O muaddıla mezhebinde var o. Muaddıla mezebi bir tanrı bir tanrı yaptı. İkinci, üçüncü yaptı. Üç, dördüncü yaptı. Be sekiz, dokuzu, dokuzuncu da onuncu yaptı. Dokuz tanesi yatıyor. Bir tanesi icraatta. Öyle değil. Allah an ve an faalun fa lima yurid an ve an tasarrufta yapıyor Cenab-ı Hak. Hiç endişe olmasın. Çünkü bir yaprak bile onun emri olmadan kıpırdayamadığını Kur'an'da söylüyor. Tabii ki korkunun veri tabanı ölüm. Peki niye korku şey yapıyoruz? Korku niye oluyor? Tabii ki korkunun veri tabanı ölüm yorumlayamamaktan yani Korku niye oluyor? Ölümü yorumlayamamaktan ileri giriyor. İki, ölümü kerih görüyorlar. Kur'an'da bak tarif, Kur'an'daki şeylerde insan niye bu hayatı cazip görüyorlar? Ahiretteki güzel bir hayatı bilmedikleri için. Bir, korkunun temeli şu, ölümü izah edilememiş. İki, ölümü kerih görüyorlar hazır lezzete muptela olmaktan, dünyayı ahiretten fikren değil hissen üstün görmekten, bedene ben demekten, buna ben diyor. Ölen nefistir, ruh değildir. Küllü nefsin zayikatül mevt. Bedenden sıyrılmaktır. Ruh, beden yuvasından sıyrılacak. Neye benziyor? Beden gibi odun düşünün. Odunu yaktığın zaman oradan nur çıkar, duman çıkar ya... E, odunun neresinde nur vardı? Odunun neresinde duman vardı? İşte... Bedenin de orasında ruh ve nefis var. Odundan kasıt bedendir. Odundaki nur ruhtur. Odundaki duman da kapatan, göz gözü göstermen de nefistir. İki tane zıt. Duman ve nur. İkisi zıt. Aynı yerde. İşte ruh da nefis aynı yerde. O kirbiti çakıp nuru odun nuru odundan ve dumandan ayrıştırmanın yolu kibrit. İşte bunun adı ölümdür. Müslümanlar ölmüyor. Mevte mazar olacak. Yani teris olacak. Demek ki korkunun sebebi ölümü izah edememekten, ölümü kerih görmekten, dünyevi hazır lezzetlere muptavul olmaktan, dünyayı, dünyayı ahirete fikren değil hissen tercih etmekten, bedene ben demekten bu ben miyim? Benim vücudum, benim gömleğim, gömlek miyim ben? Benim gömleğim, gir içeriye, benim atletim, benim vücudum, benim aklım, benim ruhum, işte ben olan ben oyum. O ölmüyor ki. Ölüm yok kardeşim. Teris var. Çekirdek çürüdü toprakta. Ne de o, ne demek oldu? Ağaç oldu demektir. Çekirdek toprağın altında çürümesi geniş alemi ağaç oldu demektir. Çekirdek çürümediğini kabul et. Ağaç nasıl çıkacak? İşte biz bu ben değilim bu. Buna ben miyim? Demek ki e, bedene ben demekten kaynaklanıyor Ölüm korkusu. Bu ben miyim? Bu sen misin? Sen buna biniyorsun. Araba gibi biniyorsun yani. Ee, ruh ile beden ayıramamaktan, yani korkunun sebeplerini okuyorum. Ruh ile bedeni ayıramamaktan, kainatı sahipsiz zannetmekten, insanın bu dünyadaki vazifesini bilmemek gibi sebeplerden kaynaklanıyor ölüm korkusu. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Niye? Çünkü 129 Meslevi Nuriye diyor ki vakit yaklaştı diyor Ustad. Vakit yaklaştı. Peygamber Aleyhisselat Vesselamın kıyamete doğru verdiği şey var haber var hadisi. Oraya bakıldığı zaman vakit yaklaştı. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, dünya kâzuratından bir temizlenmesi için gusül gerek. Hakikaten bir gusül gerekiyor. Şu dünyayı düşünün böyle. Dünyanın dışına çıkın. Dünyaya bakın. Evet camiler kapanmış. Şurası burası kapanmış. Ama meyhane kapanmış. Gayrimeşru evler kapanmış. İçki, şunlar bunların hepsi kapanmış. E, kapanmış. E, bu günahlardan sanki dünya tövbe etmiş. Koronada bir de temizliğe vesile oluyor. Dünyanın her tarafında temizlik yapılıyorsun. Sanki dünya pisliğini tövbe etti. Ee, bir de gusul abdesti alıyor. Dünyanın her tarafı yıkanıyor. Onun için dünya kazulatından temizlenmek için diyor bir gusul lazım diyor. Onun için yaş ilerledi. Hadiseler çok çabuk gelişiyor. Kıyamete çok yakınız. Ahir zamanın ahir zamanında olduğumuz için... Hiçbir şey eskisi gibi değil. Artık saldım çayra, mevlam kayra gibi değil. Her an insan canlı ve ruhlu olmak zorunda. Her şeyin para olduğunu bak. Niçin eskisi gibi olmayacak? Şu hadise bak ne yaptı? Her şeyin para olduğunu, para için her şeyini kaybedenler anlayacak ki niçin hani bazıları der ki her şey paradır. Kim der bunu? Her şeyini paraya paraya değiştirenler der bunu. Her şey paradır diyenler, her şeyini paraya satanlardır bunu diyen. Dolayısıyla hani bakayım eşin, işin, aşın, işin, yatın, katın. Hani bu koronaya karşı çare var mı? Fakir, zengin, çocuk, büyük demeden hepsini eşit kılıyor. Demek ki niçin eskisi gibi olmayacak? Madde zirve yaptı, Alım gücümüz çok yüksek ama bir bak öyle gaflete daldık ki Allah'a ahireti unuttuk, fakiri unuttuk, mazlumu unuttuk, zulme uğrayanları unuttuk. Onun için her şeyin para olduğunu, para için her şeyi kay kaybedenler de anlayacak bunu. Ben acaba servetimden bir şey ister mi diye ahiret dostlarını terk eden yüz çeviren ve ona ihtiyacını bilmeyen zavallılara şahit olmuşum. Ben şahit olmuşum. Öyle öyle kişileri tanıyorum ki acaba belki bana birileri muhtaç olur veya birileri bir şey ister mi diye zengin olduktan sonra dostlarını Dostlarını, eski dostlarını yakınlarını terk etmişler. Ya en, en çarpıcı şeye de bakın. Mesela kumar oynuyorlar ya yılbaşı şeyi bileti. O piyango vuran adamlara bakın. Acaba o aldıkları kumarla aldıkları para nereye vesile olmuş ve ilk ne yapmışlar? İlk önce dostlarını ve eşini boşamış. Ondan sonra bak bakalım akibetlerine bakın ne hale gelmiş. Bu tür korkular aynı zamanda insanlara sürü psikolojisini ekiyorlar. Çünkü insanlar karabalığın içinde kendini daha güvende hisseder. Yani insanlar karabalıkta daha kendisini güvende hisseder ama sürü var ya böyle hayvanların sürüsü. O sürü psikolojisi deniliyor. Oysa büyük felaketler güzel yüzlü intibalar doğurur. Barla laikası 223'te diyor ki Büyük felaketler diyor. Yani korona neyi doğuracak inşallah? Güzel yüzlü intibalar doğuracak. Büyük felaketler Büyük intibalar, büyük uyanışlar, büyük nimetleri doğuracak inşallah. Mesela Yusuf Aleyhisselam'ın Mısır'a aziz olması kardeşleri tarafından atılan kuyudan sonra olmuştur şuurlu olarak felaket tellallığını yapanlar var şuurlu olarak çünkü onlar vazife almışlar nasıl ki elleri ve mekanını temiz tuttuğun gibi nasıl ki ellerinizi yıkayın diyor koronadan ellerini ve ellerinizi ve evinizi mekanınızı temiz tuttuğunuz gibi Haberlerden de dimağınızı ve kalbinizi temiz tutun. Sif bunu temizlemeyle olmaz. Televizyonlardan, internet felaket telallığı yapanlardan da aklınızı ve kalbinizi temiz tutun. Bilgi kirliliği mikrop kirliliğinden daha beter yıkıma vesile olduğunu unutma. Kafanın içinde de e, gezinir bunlar. O felaket telallarının ürettiği ne dediği belli olmayan kişilerin sözleri kafanızda gezinip dururlar. Dışarıda bana bir şey olmaz deme bak dışarıda su. İçeride su değil artık. Tırnak olacak, saç olacak, enerji olacak, gülsü olacak. Ha demek ki dışarıda haber, içeride haber değil kötü, olumsuz, ümitsizliği pompalanırsa içeridekinin adı erva habisedir. Daha önce yüklenmiş, sokulmuş felaket haberlerine de rastlarsan o ilbisi bürünebileceğini unutma. Mesela daha önce haberleri dinledik, şunu bunu dinledik ya böyle. Bir sürü bilgiler var. Şöyle diyeyim. Uçağın düşüşlerini, uçak Uçağın nasıl düşüyor diye videoları seyreden bir insanın uçağa binse uçak korkusu kaçınılmaz olur değil mi? Niye? Hayal hep öyle çalışır. Niçin uçaktan korkuyor? Çünkü uçağın düşüşü hakkında çok video seyretmiş veya duymuş. İşte kötü haberler, sözler kafamıza daha önce girmişse bu koronadan gelen bu kötü, olumsuz haberlerde onları aktif edecek ve onun elbisesine bürünecek. Bundan kurtulmanın en etkili yöntemlerinden en mühimi Asayi Musa'yı çok okuyarak hem o fikirlerden hem ben merkezli bedenimizden uzaklaşabiliriz. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki bu haberlerden haberlerden şuna şöyle diyor fil ukat şöyle düğüm düğüm aynı bunun gibi Bunlara diyor öfürüyorlar diyor. Şimdi bu kafamıza giren e, o felaket telallarının sözleri içeride icraat yapıyor. Onları devre dışı yapıp bloke etmenin yolu Bediüzzaman Hazretleri Asay-ı Musa'yı Asay-ı Musa adlı kitabı okumakla kafanızdaki o ok blokeleri kalkar ve müsbet enerji salgılanır. Bil veya bilme, için anla ve anlama. O konu anlamak için değil. Şu, ben bu suyun içinde neler var olduğunu biliyor muyum elementleri? Bilmiyorum. Bir patates yemeği kabul et. Demir mi var, kalsiyum var, magnezyum var bilmiyorum. Peki patates yemeğinin veya bir yemeğin, ekmeğin içindeki elementleri bilmiyorsun. Niye yiyorsun? bilmem şart değil ki ben içeriye sokarım. Bunun içeriğini kim bilecek? Benim bilmem şart değil. Ben sokma vazifeliyim. Vücut bunun içerisini açığa çıkaracak. Patates yemeğinin içerisini ben bilmiyorum ama vücudum onu bilir. Onun için de Asayi Musa'yı oku sen anlama. Onu anlayacak içeride sistem var blokelerini kaldıracak. Bediüzzaman Hazretleri'nin söylediğini söylüyorum. Sihir ve büyülerden kurtulmanın yolu Asay Musa'yı okumaktır diyor. Musa'nın asası, Musa Aleyhisselam'ın asası nasıl sihir ve büyüleri iptal etmişse, Musa'nın asasının içerisindeki o timsali manaları Asay Musa'da izah edildiği için, o tekrar edilirse, dersin başında söylediğim gibi, hava atmosferdeki, evinizdeki havada ve dışarıdaki havalar, o sihir ve büyüleyen erva habiseler iptal oluyor. Keşke zaman olsa da bu okumayla havadaki atmosferdeki o erva habiseler nasıl iptal olduğunu anlatsaydım. Ama inşallah nur nurdersi.com sitesinde erva habiseyi yazarsanız orada var. Tefekkür ruhu bedene hakim kılmaktır. Tefekkür. Nasıl ki sporcu konsantre olduğu zaman hat diye mermeni kırıyor ama konsantre yok. Vurulsa eli kırılıyor. Nasıl ki konsantre vücuttaki kuvveti çıkarıyor, hayal. birisini kızıyorsun, nasıl dedi, niye dedi, hormonlar değişiyor. Cinselliği hayal etsen, vücuttaki salgılama değiştiği gibi tefekkür de ruhsal gücü aktif ediyor, ruhu bedene hakim kılıyor. Artık korku, yeis insanı kaplayamıyor. Ümitle doluyorsun. Çünkü sana öyle bir güç veriyor ki yani diyelim ki hastalık isabet etti. Malın zekat hükmüne geçiyor. Ölürsen şehit oluyorsun. Boğulmak, yanmak, nohut salıklığı 40 gün içinde salgın hastalıkları var ya taun işte şimdi korona. imanı olmak şartıyla şehit manevi oluyor. İmanı olmak şartıyla çaresi olmayan hastalıktan ölenlere şehidi manevi hükmüne geçiyor. İşte tefekkür ne demek? Tefekkür, tefekkür Asayi Musa tefekküre vesile oluyor. Onun için niye Asayi Musa? Bir hikmeti tefekküre sebebiyet veriyor. Tefekkür nedir? Ruhu bedene hakim kılmaktır ve ruhsal hayatın içine girmektir. Tefekkür olumsuzlukların içinde, içinden kaybolmaktan korur seni tefekkürün oluşturduğu ruhani dünya ile tanışırsın. Sanki tefekkür ahireti dünyaya taşır ve seni içine alır. Korkulardan emin eder. Hani var ya ayette mealen onlara ne korku vardır ne de hüzün. Yani dünyada bile bu. Hasta olmayayım diye çabalayarak kendini hasta yapma. Bilgi kirliliğine kendinizi teslim etmeyin. Bol bol Kur'an okuyun, zikir yapın, kitap okuyun ki gidişatınızı pozitife çevirin. Ee, yani e, bir de onu demeden geçemeyeceğim. Bugün bir dostuma şey yapmıştım telefonla. E, Ustad korkusu olana ait bir örnek veriyor. Onu kullanayım size de. Balat'tan Eyüp'e eskide araba yoktu. Balat'tan Eyüp camine sandallarla geçiliyordu. Ustad Bediüzzaman Hazretleri'nin de yanında bir alim vardı. Kaya bilmekten korkuyordu. Kaya hani uça bilmekten korkar gibi. Kaya alime sormuş Bediüzzaman Hazretleri. Niye korkuyorsun? Belki batarız diyor. Ustad bak niye batarsın olur mu Allah'a nasıl güvenmiyorsun falan demiyor. Korku aklidir ya. Aklını ikna edecek şimdi. Biz de aynı yöntemi kullanalım. Diyor ki niye korkuyorsun? Değil mi? Batmaktan korkuyorum. Peki bu hal işte kaç tane kayık var diyor sandan? Bin tane var diyor. Peki bu sandallerde senede kaç tanesi batar? Sene de bazen hiç batmaz, bazen bir veya iki tane batar. Sene 365 ama 360 alalım. Hal işte bin tane kayık var. Sene 360 kabul edilirse bindiğimiz sandal batma ihtimali ne kadardır? Bu sandalın batması 360 bin ihtimalden bir ihtimaldir. Senin bindiğin sandal batma ihtimali 360 bin. Peki 360 bin ihtimalden bir ihtimalde insan değil hayvan bile korkmaz yahu. Şimdi koronavirüsünün de aynı böyle tahlil yapalım. Sordum. Diyor ki ben bir statistik yapayım. Dedim ki doktora herhalde bu eski şey vermiş ama aynı 114 bin 845 bin kişi yakalanmış. 114 bin, 115 binde. 114, 115 bin kişi yakalanmış. 60, 64 bini iyileşmiş, 4 bini ölmüş. Yakalanırsan 81 hafif geçecek, yüzde 14 orta geçecek, 5 kritik. Yani yakalansan bile 96 kurtulacaksın. Çin'de koronavirüsün ilk günde kaç kişi ölmüş biliyor musun? Korona virüsüyle Çin'de ilk ölmüş. Bu çok ilgimi çekti. 108 kişi ölmüş ama aynı gün aynı günde kanserden 26.283 kişi ölmüş Çin'de. Bak Çin'de 108 kişi ölüyor koronada ilk gün. Ama aynı gün 26.283 kişi kanserden 26.641 kişi kalp hastalıklarından 4.300 kişi de diyabetten ölmüş Çin'de aynı gün yani bu ne demek biliyor musun? Araba ile kaza yapma ihtimalinden daha zayıf bir ihtimaldir koronanın sana gelmesi seni öldürmesi gelse bile. Baksana demek ki bunu pompalıyorlar ne anlamıyorsun? Çin'de 108 kişi korona'da ölürken aynı içinde o günde 26283 kişi kanserden şey 26283 26641 kişi de kalp hastalıklarından 4300 kişi de diyabetten ölmüş. Peki niçin kanseri fazla öne çıkarmıyorlar? İçkinin, sigaranın gayrimeşru Hayatım var ya AIDS, Ebola. Peki onlarla ölenlerin sayısı bundan çok daha fazla. Niçin böyle bir korku yıkımına vesile olmadı onlar? Niye pompalamadılar? Ha, demek ki burada başka bir gayet şey yapılıyor. O zaman ne yapacağız? Bu biyolojik silah olduğunu herkes biliyor zaten. Yani iş tabiatın doğasından değil bu. O zaman ne yapacağız işte? Dedik ya bilim insanların reisi cumhurumuzun e, talimatları, emirleri ve bize söylediklerini riayet etmek. Çünkü onlar biliyorlar. Niye, nereden niye çıktı? Gayesi ne? Ve nasıl yayılıyor? Çıkmayın diyor. Çıkmayın. Bak istatistiği gösterdim. Şimdi, peki niye istatistik gösterdim? Korku istatistik mukayese ile daha güzel ikna olur. Ölümün mahiyetini öğrenin. İnsanın ölüm öyle gördüğü gibi dehşetli değildir der. Ustad Bediüzzaman Hazretleri der ki ölüm öyle zahirde gözüktüğü gibi dehşetli değil. İki de iki de bir ölüm senaryolarını yapmayın. İki de bir ölümü böyle aleminizde canlı tutmayın. Biz Müslümanlar çift hayatlıyız. Hem dünya hem ahiret. Hem dünya hem ahiretteyiz. Tek dünyalılar korksun. Sırf dünyası olanlar koksun. Düşün ki şimdiye kadar nerene ne kadar sahiptin? Şimdi koronadan korkuyorsun. kalbin hakim misin? Tansiyonun hakim misin? Kolesterolün hakim misin? Şekerin hakim misin? Hangi organ senin emrinde, kudretinle, iradenle çalışıyor? Bir düşün bakalım. Sen hangi organına ne kadar hakimsin? Yani nabzına, tansiyonuna, nefesine bunlar sana rağmen çalıştırıldığını, birisinin kontrolünde olduğunu, seni sana bırakmadığını bilmiyor musun? Yani seni sana Allah bıraksaydı şu göz kapaklarını bile indirmekte, akşama indirip kaldırmakta bile aciz olurduk ya. Kalbi elimize koysa ne kadar basarsanız o kadar yaşarsınız. Acaba kaç saat basardık ya? Bizi bıraksaydık çaktan ölmüştük. Yani vücudun savunması yok, kainat sahipsiz, haşa haşa Allahsız. Ama bu zalim, zalim beşerin eliyle de mesela e, hayır da yapıyor. Nasıl olur ya? E şeytan şer değil mi? Bunlar koronayı yapanlar biyoloji, şeytanın talebeleri. Peki şeytan bile hayra vesiledir. Makasidi kü külliyeye vesiledir. Kemalat insanı seb sebeptir şeytan makasidi külliye insanın doğasında bulunan ulvi ve külli hakikattan çıkmasına kıyas edilip mücahede ve mücadele etmemize şeytan sebeptir. Şeytan olmadığını düşün. İnsan ne olur? Bak şeytan meleklere musallat olmadığı için meleklerin makamı sabittir. Şeytan hayvanlara musallat olmadığı için terakkileri yoktur. Şeytan insana musallat olduğu için Melekleri de geçebilir. Hayvanların da aşağısına düşebiliyor. Böyle bir yapıya. Onun için şeytan, şer gibi ama hayra vasıtadır. Bilirsen. Bıçak. Ekmeği de kesersin, adamı da kesersin. Enam suresinin 6. Yani Enam suresi 6. sure. 59. ayette diyor ki, onun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. Sırını, unuturcasına hareket etme. Enam suresi 59. Onun emrinin, onun ilminin dışında bir yaprak bile yere düşmez. Sırrını unutma. Unutma ki mektubat 243. sayfada diyor ki Bediüzzan Hazretleri, madem kainat sahibinin böyle bir ilmi vardır, elbette insanları ve insanların amellerini görür ve insanlar neye layık ve mustak olduklarını bilir. Hikmet ve rahmetin muktezasına göre onlarla muamele eder ve edecek. Görüyor musunuz? Bir de okuyayım. Madem kainat sahibinin böyle bir ilmi vardır. Elbette insanları bir insanların amellerini görür ve insanlar nereye nereye layık ve mustak olduklarını bilir hikmet ve rahmetin muktezasına göre onlarla muamele eder ve edecek. Hem sözler 154. sayfede şöyle diyor. Bu çok önemli burası. Dünya hayatının aldatıcı ve uyutucu olduğu bak 154. buradan okuyayım. Ee, i̇nsanlık tosladı, tosladı. Artık bundan sonra saldım çayrak, Mevlam kayra gibi yaşama şansı yok. Diyor ki, dünya hayatının bütün bütün fani ve muvakat olması, medeniyet fantaziyelerinin aldatıcı ve uyutucu olduğu umuma görünmesiyle. Bak korona ne yaptı? Hani araban sana teselli veriyor mu? korona var, o var ama çekmeceden param var. Aşağıda arabam var. Teselli veriyor mu? Nereye sığındın? Korona şuna da sebep oldu biliyor musunuz? Hatırıma geleni. Korona'nın o ölüm korkusu, senaryoları geldiği zaman sana sor bakalım kendine. Hemen teselli olarak nereye sığındın? Nereden teselli buldun? Sor bakayım kendine. Ha. O sığındığın nereden teselli buldunsa onu çapını şimdi genişlettir. O senin hakiki şeyin o. Şimdi koronayla insanoğlu anladı ki dünya hayatı bütün bütün fani muvakat olması medeniyet fantazileri var ya ha 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 hu aldatıcı ve uyutucu olduğu umuma görülmesiyle ve peki tamam baktı ki servetin, aşın, işin, eşin, yatın, katın, atın bir işe yaramıyor. Korona geldi. Bu ne yapıyor? Fıtrat-ı beşeriyedeki insanın fıtratında yüksek istidadatın ve mayit insaniyenin umumi bir surette deşeti yaralanması ile ha, insanın fıtratında ebet istiyor, sonsuzluk istiyor. Bir anda her yerde olmak istiyor, ölmek istemiyor. Her derdin hiçbir derdin olmasını istemiyor. Yani ne istiyorsun? Hiçbirisi dünyada değil. Ha insanın bu istekleri bastırılmıştı. Arabayla, yatıyla, katıyla, eşiyle, aşıyla, işiyle ötelenmiş, ertelenmiş, bastırılmış. Koronavirüsüyle ortaya çıktı insanın fıtratı ha, dünya hayatına razı değilmiş ya beka istiyor, evet istiyor, sonsuzluk istiyor, dert istemiyor, ölmek istemiyor, korona istemiyor. E peki çare? Elimde ne var? En, en çok ömrümü verdiğim şey para kazanmıştım, e, kariyerim vardı. E peki bu hakikaten çare değilmiş ya? Ha bu herkese gözükmesiyle ha mahiyet insani aktif oldu. Bunlar herkesçe ha nasip olana tabi. Bunlara gözükmesiyle gaflet ve dalaletin sert ve sağır olan tabiatın Kur'an'ın elmas kılıncı altında parçalanması ile ve gaflet ve dalaletin en boğucu, aldatıcı, en geniş perdesi olan siyaseti rüy zeminin pek çirkin, pek gaddar hakiki sureti görülmesiyle. Bir de bunlar dünya hakimiyetini sağlamak için sebep olmuşlar ya bu koronaya. Ha, gaflet ve dalaletin ve aldatıcı geniş insanları gaflete ve dalalete ve aldatıcı geniş siyaset daireleri, yani dünyevi hadiseler, yani siyasiler başka onlar yönetiyorlar. Onlar meslekleri ve işleri e, baktılar ki bu dünya hakimiyetini, para hakimiyetini, dünya hakimiyetini sağlayayım diye bak bu kadar insanoğlunu ateşe verdiler. Ateşe sebebiyet verdiler ama bu planı kurdular. Allah'ın da bu planı içinsinde arkasında planı var. Ha, aslında neye benziyor? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki birisi birisini aldattı. Aldatan aldattığını zannediyor. Oysa aldanmış olduğu için aldatıyor. Şeytan onu aldatmasaydı o aldatabilir miydi? Çünkü haşir meydanda aldattığının bedeli nasıl olacak? Onun için der, demiş ki, "Aldatan aldanandır." Bu ateşe verenler kendilerinin intihar ettiler. Dünya artık onlar gibi istedikleri gibi olmayacak. Çünkü vakit yaklaştı. Vazifeli zat vazifeli zat. Evet her neyse pek katarane hakiki sureti görünmesiyle elbette ve elbette hiç şüphe yok ki şimalde, kuzeyde, garpta, garpta, batıda, Amerika'da emareleri göründüğüne binaen yani kuzeyde, Avrupa'da, Rusya'da, Avrupa'da ve Amerika'da emareleri görülmüş. Ne o? Nevi beşerin maşuku u olan hayat dünyeviye böyle çirkin ve geçici olmasından. Ha, Avrupa'da, Rusya'da ve Amerika'da gözüktü ki şu tap, tapındıkları şu dünya aldatıcıymış. Ne en büyük meselem olan korkumu kaldıramıyor. Kabri kaldıramıyor, kabri izah edemiyor bütün bilgiler, bütün servetler kabir kapısına kadar. Ondan sonra insanın en büyük meselesi izah edilemiyor. Bunun böyle çirkin ve geçici olmasından fıtrat-ı beşerin hakiki sevdiği, aradığı hayat-ı baki bütün kuvvetiyle arayacak ve elbette hiç şüphe yok ki 1360 senede her asırda 350 milyon şakirdi bulunan ve her hükmüne ve davasına milyonlar eli hakikat tasdik ile imza basan ve her dakikada milyonlar hafızların kalplerinde kutsiyet, kutsiyet ile bulunup lisanı ile beşere ders veren ve hiçbir kitapta emsali bulunmayan bir tarzda beşer için hayat-ı bakiyeyi saadet ebediye müjde veren ve bütün beşerin yaralarını tedavi eden Kur'an-ı mucizül beyanın şiddeti, kuvveti ve tekrarlı binler ayetiyle, ile... insan oldu, gitti, gitti, gitti. Tostladı. Korona duvarına tostladı. Peki ne ile çare bulacak? Kur'an'dan başka olmadığını. Mecbur ona dönülecek, dedim. Sonra, böyle çirkin ve geçici olmasından olduğunu herkes gördü. Elbette nevi beşer bütün bütün aklını kaybetmese insanlık bütün ruhu canı ile sarılacaktır Kur'an'a. Bu tür vakalardan istifade ederek yani korona gibi böyle ölüm, hastalıklardan, dertlerden, sıkıntılardan istifade ederek kendimiz de baş başa kalınca kendinizi daha tanıma fırsatını buluyoruz. Mesela korona ile İnsanlar çok günahlardan ellerini çektiler. Bir. Zikir, evlat, namaza başlayanlar o kadar oldu ki en azından kötü yerler kapandı, kahveler kapandı, içkihaneler, şunlar bunlar kapandı. İnsanlar evlerine kapandı. Ne yapıyor? Çoluk çocuğunu daha yakından ala kadar olmaya vesile oldu. Evlat okumaya, zikir çekmeye, namaz kılmaya. En azından kendisine o gaflete ve kendisini kendisine unutturan hadiselerin ortaya kalkmasıyla kendisini düşünmeye başladı. Allah Allah en ufak bir haberle ben böyle kurumuş yaprak gibi oluyorsam rüzgara kendisiyle tanışmaya başladı. Hiç kendimizle baş başa kalmamıştık. kendi Kendimizle tanışmamıştık ve kendimize zaman ayırmamıştık. Hep koşturmaca toplumun bireylerin bende ne istiyor? bunlara nasıl şirin görünürüm? Herkes benden bahsetsin. Ben görüneyim gibi koronadan daha dehşetli ruhsal virüslerin yanında yani mesela şimdiye kadar hep ne derler diye yaşadık, ne derler diye araba aldık, ne derler diye iş yaptık, ne derler diye üniversite okuduk. Hep başkalarını yaşadık ne derler diye. Hiç kendi acaba ben istiyor muyum? Benim fıtratım ne istiyor? Ben bunu arzuluyor muyum? Yani insan kendisiyle tanışmayı fırsatını, kendisini baş başa kalmayı fırsatını bulamamıştı. Eve kapanması ile buldu. Bir de koronadan daha dehşetli ruhsal hastalıklar var. Korona şeyi virüsü ondan bizi kurtardı. Nedir o? koronadan daha deşetli ruhsal virüslerin yanında mesela korona virüsü neymiş ki onun yanında haset, kin, nefret, adavet, adavet hepsinin bu hulasası olan tenkit kalbi hastalıklardan bizi kurtarmış. Sen hiç koronavirüsünden dolayı eve girdikten sonra kimse kimseyi tenkit ediyor mu? Ad adavet ediyor mu? Nefret ediyor mu? Fırsat bulamıyor. Yani korkuyor böyle. Demek ki korona bizi eve koyarak aslında eve koymuş gibi gözüküyor. Bedenin içine giriyoruz. Kalbi ve ruhu hastalıklarımızı fark etmişiz. Ve onlardan biz uzak tutmuş. Bir sürü günahlardan uzak tutmakla beraber nefretten, adavetten, hasetten, kinden, tenkit virüslerinden bizi kurtarmış. Bunlar ise sonsuz hayatımızın mahfuna vesile oluyorlardı. Herkes elindekilere bel bağladıklarını sorgulama fırsatını buldu. Yani biz bana bir şey olmaz ya gençliğine ya servetine ve kariyerine güveniyordu. Baktı ki bel bağladığım şeyler sorgulama fırsatını verdi bana. Hiç güvenilecek şeyler olmadığını anladılar. Yani bak bakalım en güçlü olduğun hangisi? Paran mı, servetim, mi, kariyer mi, doktor mu? Bak bakalım bu koronaya karşı hangisi çare? ha Elimizde patladı değilmiş yani. Esas her şeyin sahibine vesile yapmak gerekiyormuş. Yani bunu sorgulama fırsatını bulduk elimizdekilerin bel bağladıklarımızın e, yani buna değmeyeceğini gördük. Karantinaya kendilerini alınarak yani karantinaya aldık. Aldılar bizi şehire eve. E, karantina ne demek? Nasıl ki şehirden eve bizi aldılar, e, aynı o karantina bizi bedenimizi şehirden eve aldıkları gibi kendimiz de başkaları için yaşıyorduk. Ne derler? Acaba nasıl kaşılarlar diye başkalarını yaşama arzusunda onlara göre giyinirdik. Onlara göre konuşurduk. Onlar ne derler diye yaşardık. Şimdi bunları karantinaya alıyoruz. Giriyoruz içeriye. Bedenimizi karantinaya aldığımız gibi başkalarını endeksli yaşama hayatımızı da karantinaya alıyor. Bunu fırs fırsatını veriyor. Fikirlerini karantinaya alma, karantinaya alma fırsatını bulacak insan dağınık ve nerede niçin olduklarını bilmediği şeylere, kişilere fikirlerinin gitmesine mani olacaklar. Şimdi bir sürü kişinin arkasına koşuyorduk. Bir sürü şeyler, fikirler vardı. Acayip acayip şeylerimiz vardı. Fikirleri de karantina alma fırsatını bulduk. Yani bu fikir benim mi? Bunlar bu istekler benim mi? Bunlar ben mi istemişim? Bunlar içime nasıl girmiş? Onları da karantinaya alma fırsatını insana veriyor. Kendini karantinaya aldığın gibi fikirlerini, düşüncelerini de karantinaya al. Senin ve tüm dünyanın nasıl günahlardan uzaklaştırıldığınıza bakın. Bak bakalım şu dünya ben ve bütün dünyada insanlar günahlardan bak nasıl uzaklaştırıldı. Bir kara korona geldi, korona, korona hmm, geldi. İnsanlar nasıl günahlardan uzak oldu? Demek oluyormuş yani o tür müptela olan, o günahlara müptela olanlar koronaya rahmet okuyacak. Bizi kurtardı diye. Yani isabet etmemiş öyle. Sana isabet etmesi kaç milyonda bir. Tamam. Ama o korku kendisi daha yokken korkusu seni bu günahlardan koydu. Bak ne yaptın? Fikirlerini karantinaya aldın. İsteklerini karantinaya aldın. Maillerini karantinaya aldın. Ona vesile oldu ya. Baksana şer gibi gözüken şeyde ne kadar hayır var. O günahlar işleyemiyorsun, onları tenkit edemiyorsun, o onları onlar için yaşamıyorsun, kendin için yaşıyorsun, çoluk çocuğuna zaman vermişsin. Senin ve tüm dünyanın nasıl günahlardan uzaklaştırıldığınıza bakın. Dünya sanki gusül alıyor ve akşamları bak dünya nasıl gusül alıyor bu kadar kötü yerler kapandı. Peki akşamları ne oluyor biliyor musunuz? Selalar, salavatlar, dualar, külli bir sadaka, külli bir dua hükmünde ve şairi İsla'mi İslam'ın örfü adetlerini ve dini hakkın ne kadar ihtiyacımız olduğunun şuruna vardık. Mesela akşamları yatsıdan sonra selalar okunuyor, salavatlar getiriliyor, dualar yapılıyor. Şehirde yani, herkes balkonda çıkıyor, amin diyor. Bunlar ne oldu peki? Külli bir dua, külli bir sadaka verilmiş oluyor. Külli bir dua. Bir kere kötü yerler kapandı. E, camiler kapandı ama evimiz cami oldu. Evde mescit yaptık. Sonra bütün şehir ahalisi adına bizim adımıza camilerde salavatlar, tekbirler, tehliller, dualar yapılıyor. Külli bir dua oluyor. Peki başka ne getirdi? Ha korona getirdi ki din ihtiyaçtır. Ciddi bir ihtiyaç. Niye? Vallahi korona korkusu geldi. Araba bu korkuyu kaldırmadı. Para kaldırmadı. Kariyerim kaldırmadı. E nereye sığındın? İstisnalar hariç. Hristiyanlar dinlerine, Yahudiler dinlerine, Müslümanlar da dinlerine. Diğerleri de nereye sığındığını onu bilmiyorum ama ha demek ki bu bize o gaflet hayatından kurtarıp dini ihtiyaçmış. Dine ihtiyacım var. Bunu bize verdi. Nereye tutunacağını, neleri kaybetmiştik idrakına vardırdı bize. Nereye tutunmamız gerekiyor? Ha, esas esas şey hazine nedir? Onu tutunacağımı bana göstermekle beraber ...geçmiş hayatımda neleri kaybettiğimin sorgulamasını verip, tövbeyi ağzıma verdi. Onun için Peygamber diyor ki, Allah affetmeyeceği kulunun ağzına tövbeyi nasip etmez diyor. Bak bir sürü tövbelere vesile oldu. Ben mesela bu soğukta İstanbul'da camdan çıkıyorum yatsı namazından sonra... Camide getirilen salavatlar, tekbirler, dualar o olsun elimizi bakın balkonlarda herkes böyle. Ya ne kadar güzel bir şair İslami olmuş ya. Külli bir dua olmuş. Acayip bir şey yani. Ne nimet ya. Bak kazanımlara bak. Düşmanımızı kendinizi tanımakla tanırsınız. Yani mesela koronayı tanıdığınızda ilk önce tabii de öyle ama Kendini tanıma fırsatını verdin mi? Ha insan ne kadar acizdir, ne kadar fakirdir. Hiçbir şey değilmiş ya. Ne kadar güveniyormuşuz kendimize. Kendini tanıma her müşkilin üstesinden gelecektir inşallah. insan kendisini tanırsa menfileri öğrenme yerine doğruları bilmek evladır. Çünkü menfiler çoğu zaman yıkımlara yıkımları fazla olur. Ya onu da öğreneyim. Ya kurumlar. Ya tamam kardeşim. Çıkmayın dedi. Elinizi yıkayın dedi. Yani öyle yıkamayı anlatıyorlar ki. Tamam mı? Elini öyle yıkamayı anlatıyorlar ki. Şuraya kadar yıka. Yüzünü yıka. Burnunu yıka. Ağzını yıka. Ya desene mübarek adam. Abdest alın yahu. Abdest al desene yahu. Diyemiyor biliyor musun? Bunu bütün dünya diyor ki bütün dünya bileklerin kadar yıka kafana da böyle buralara sür Burnunu yıkasını yıka. Bir ayak demedi işte. Abdest diyemiyor ama şeye benziyor. Ee, bir ayette görmüştüm. Feseykulun <laughs> Allah ben size Allah söyletireceğim diyor. Se istikbal şeyi harfidir. Gelecekte ben size Allah söyleteceğim. Yani ister istemez herkes abdest alacak. Çok acayip. Dolayısıyla e, bunlar bak neler öğretiyor abdest almayı. Hadi yavrum elini yıka. Tamam bir ayağında yıkadın mı? Tamam abdest aldın işte. O zaman o spor yapın diyor evde spor de namazda kıldın mı bitti yani nasıl ki korona virüsü olmadan yıkımları daha kuvvetli oldu insan aciz ve zayıf olduğu için belirsizlik insanda da daha ciddi yıkımlara sebebiyet veriyor korona ne yapıyor geldi mi yok niye böyle yıkımlar oldu yani belirsizlik insana yıkımlar kazandırır belirsizlik acaba gelir mi Gelirse ne olur? Bu nedir? Belirsizliktir. Dolayısıyla peki belirsizliği nasıl kaldıracağız? Allah'a teslim, tevekkül, Rabbimize itimat, Rabbimizin icraatına kanaat edeceğiz. Belirsizlik de böyle kalkar. Bunu da e, nereden okuruz bu belirsizliği? Şu ağlar Bediüzzaman Hazretleri'nin Şualar altta kitabın dördüncü şuasında belirsizliği kaldırıyor. Nedir o? Hasbunallah ve ni'mel vekil. O ne güzel vekildir. Benim vekilim odur. O zaman o insanı korkutan, ürküten, korkunun sebebi olan belirsizlik Allah'a teslim, tevekkül, itimat ve kanaatla tedavi edilirken o dördüncü şuada Hasbunallah'ı izah ediyor. Okursan o kadar harika istifade edersin ki. Nasıl inanırsanız ben size öyle muamele ederim. Bil hadisi ondandır ki ins, iman hem nurdur hem kuvvettir. Yani e, Cenab-ı Hak bir hadisi kutusunda öyle diyor. E, bana nasıl iman ederseniz... Yani beni nasıl bilirseniz ben size öyle muamele ederim. O zaman insan böyle Cenab-ı Hakk'ın af, afını, sonsuz kudretini, merhametini böyle aktif ettiği zaman, aleminde oturttuğu zaman Allah'tan böyle um, um, ümidi artıyor. Rabbine ümidi artıyor ve öyle de muameli görecek inşallah. İnsanların vehmini tahrik ederek, Peki bu korona virüsüyle ne yapmaya çalışıyorlar? İnsanların vehim var ya vehim, zan, böyle düşüncelerini tahrik ederek, ihtimalleri vaka gibi göstererek bir yerlere sevk istiyorlar. Korkuyu yayarak, daha korona yok, insanların akl, şey, kafasını darmadağın paramparça ediyorlar. Ondan sonra başka bir şey koyacaklar. Vehmini kafayı mağlup etmek için ehline sordum ilk günlerde. Yani buraya korkuy salacaklar. Kalbe de ümitsizliği, korku ümitsizlik birleşti mi o adam her şey müsait. Her şey uygun, her şeyi kabul eder ve hastalıklara da tam oturtur. Bunu nurdersi.com sitesinde bu kafaya hakim olmanın yöntemini, haritasını, şeklini anlatıyor. Nurdersi.com sitesinin serbest bölge 17'yi dinlerseniz, 17 tane var ama bir tanesini dinlersen bile sana yeter. Bu kafaya aklımın şerinden aklımı nasıl kurtarırım? Düşüncelerimi düşüncelerimin şerinden nasıl korurum? Onun yöntemini anlatıyor. Yani senin yakalanıp ölme ihtimalin milyonda bir koronavirüsüyle yakalanma ve ölme ihtimali milyonlarda milyonlarca ihtimalde bir ihtimal. Normal araba ile seyahat ederken ölme ihtimalinden ihtimalin normal ecelinle ölme ihtimalini hiç düşünmedi. Yani Hasan-ı Basri Hazretleri diyor ölümü diyor yattığım zaman yastığımın altında hissederim. Yani her an kalp pşt, 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 durup ölmesi Koronadan daha fazla değil mi? Her an ölme ihtimali var ama koronadan ölme ihtimali milyonlardan bir. Milyonlarca ihtimalden mi? bir ihtimal. Bunu düşündürüyor bize. Bununla anlar ki sen yönlendiriliyorsun. Korkuyla bir şeylerin yapılmasına dayatılacağın zemin hazırlanıyor. Sanki her şeyin sonu gelmiş gibi hissediyorlar. Sanki her şeyin sonu geldi gibi sana hissettiriyorlar. Her şeyin sonu geldi. Yok. Oysa Allah Celle Celaluhu her şeye hakimdir. Her şeye hakimdir. Etrafınıza korku sizde pompalanıyor. Piyasada silik sözler, silik paralar çok dolaşıyor. Onlara emniyet verme. Bunlardan peki nasıl kurtulacağız? üç şey, üç kanune sığınırsak konuşmam bitiyor. Bunlara bize Allah inşallah isabet etmez. Bir, imanın bereketiyle. İki, sefaat. Üç, suistimal, suistimalattan tecenüpleriyle. Ne demek? İmanın altı tane iman esasını alemimizde aktif edeceğiz. Allah'a in inanmak, peygambere, ahirete, kitaplara, kadere, Men amene bil kader emine minel keder. K kadere iman eden kederden emin olur sırınca. Bir, imanın bereketiyle. İmanın bereketi demek altı tane iman esasında gayret edeceğiz. Onun çapını genişleteceğiz. İki, sefaattan tecenüp. İslamiyeti fiilen yaşayacağız. Üç, suistimalat. Kafamızı İstanbul çöplüğüne döndürmemek için televizyon ve internetlerden bu tür haberlerden zihnimizi tecrit edeceğiz. Suistimal ettirmeyeceğiz. Yani bir parçasını söyleyeyim. Bu Meryem'dir. Bu kulak insana benziyor. Zar bozulmadan e, buradan vahiy geliyor. Burada vahiy dölleniyor. Meryem İsa'yı dönlüyor, zar bozulmuyor, kulak. Ondan sonra ağızdan İsa'yı doğurduğu gibi ağızdan da kelam doğruluyor. Yani kafamızı televizyondaki haberler şunla bunla döllemeyeceğiz. Sonra buradan gayrimeşru çocuk çıkar. Yani olumsuzluklar düşündürür, olumsuzluklar hissettirir, olumsuz fiiller yaptırır. Onun için şu kulağını döllettirme kimseye. Tamam. İç kafamıza giren her bir süp, şüphe, soru kalbimize ve ruhumuza yaralar açar. Dolayısıyla e, kurtulmanın yolunu bir daha söylüyorum. imanın bereketiyle, imani mevzularla, İmani derslerle yani Risale-i Nur derslerini bol bol okuyarak iyi ki İslamiyeti yaşamak ne demek? Eve geldik hep Allah bir nimet verdi sıyrıldık o günahlardan kaza namazına başta Kur'an'ın oku Kur'an'ını bilmiyorsan birisi varsa öğretsin sana ondan sonra e, zikir varsa zikir et üçüncüsü neydi su istimal su istimal televizyonlardan, internetlerden uzak durarak özel hayatını israf etme. Buraya giren ve kalbimize giren her şeyi kontrol etme fırsatını bulacağız inşallah. Ve manevi bir çöküntü olmasa maddi hastalık da tepemize binemez. Diyelim ki bindi, öldük. Servetimiz, malımız zekat, hayatımız şehit. Müslüman bir şey kaybetmiyor ki kardeşim, ama gelme ihtimali milyonda bir. Arabaya bindiğin zaman trafik kazasıyla ölme ihtimali daha büyük. Neticeyi kelam. Bir şeyin ne olduğunu anlamak istiyorsan ne meyvelerine ve neticelerine bak. Yani bir ağaç canlı mıdır, elma mıdır, armut mudur? En iyi gösteren gösterge baharı bekle. Baktın canlıysa yeşil yaprakları açmış. Armut çiçeğini vermişse artık şeftali değildir. Demek ki bir şeyin nimet mi nikmet mi olduğunu hayır mı şer olduğunu anlamak istiyorsan o şey nerelere fayda verdi? Neticesi itibariyle insanlığa, insanlığa ve Müslümanlara neler getirdi, neler nerelerden uzaklaştırdı. Ona bakılır. Koronavirüsü dünya insanına ve sana neler kazanmana vesile olmuş, insanlığın neleri terk etmesini sağlamış, o nispetle nimet ve nikmet olduğu söylenilir. Müslümanın yapamayacağı emri bir maruf, nehi anil münker, iyiliği emretmek, kötülüklerden men etme dinimizin farzı olanı biz yapamadık. Terk ettik. Ama korona şunu yapmayın insanlığa. Bunu yapın. Bunlardan uzak durunu çok güzel yapıyor ve yapacak da. Haram yerlerin gayrimeşru yerlerin Türkiye demiyorum bütün dünyada haram yerlerin dünyada kim yasak edebilirdi meyhanelerin fuhuş yerlerinin kim dünyada bunu kaldırabilirdi evde de peki içki evde de içemiyor İçki de öyle niçin içenin koronavirüsüne karşı direnci azalıyor. İçki bünyenin direncini düşürdüğü gibi korona virüsünün güçlenmesine sebebiyet olduğunu ehli ilim söylüyor. İçenin de direnci düştüğünü bilenler evde içmiyor. El cezav min cinsil amel. Örnek için söylüyorum. Hadis bu. El ceza. Ceza nedir? Ceza amelinizin cinsindendir. Hangi cins hata yapıyorsak Cezamız da o cinstendir. Peki Müslümana burada katkısı ne olur? İntibaha gelir, uyanır, tövbe eder, istiğfar eder. Onu terk ederse yapmamış gibi kabul edilir. Müslüman kaybedeceği bir şey yok. Tövbe kapısı açık. Evet sokaklar kapalı ama tövbe kapısı açık. Demek ki niye söyledim o misal verdim? El cezau min cinsil amel. Hangi sahada ceza geldi bize. O sahada hatamız var. Kimse evde kalmamıştı. Çarşı parzada kadın, erkek birbirine hurda karşı olmuştu. Öyle değil mi? Ne fitneler oluyordu. Ne gayrimeşru yerler vardı. El ceza ceza amelimizin cinsindendir. Allah'ın hikmeti sokaklardaki hayasızlığın, sokaktaki batılı tasvir etmek yanlış. Sokaklardaki hayasızlığın insanlar örtülmeyi öğrendiler. Bak sokaktaki hayasızlık hayasızlığı kaldırdı. İnsanlar örtülmeyi öğrendiler. Ben örtünemem. Başını örtmekten çekinen ağzını kapatıyor. Ya bu daha zor değil Ben nasıl kapatırım kafa? Ağzını nasıl kapatıyorsun hem de burnunla beraber? Ağzını burnunu kapatmak hangisi daha kolay? İnsanlara örtülmeyi öğrettiler. İnsanlara gıdalarını seçer oldular. Bilmeyerek dahi olsa abdesti öğrendiler. Hapşırmanın hapşu yemekte, toplumda hapşırmayı bile bilmiyorduk ya. Hapşırma böyle olmuyor ki. Namazda nasıl hapşırılır? Yemekte nasıl hapşırılır? Yemek nasıl yenir? Su nasıl içilir? Bunu bilmiyorduk ki hapşırmanın şeklini öyle gösteriyorlar ki sünnetin sünnette geçen şeklini hani el yüz yıkamayı bir ayak kalmıştı. abdesti söyleyecekler. Hapşırmayı bile şeklini bize sünnetteki o hapşırmayı öne çıkarttılar. Kim yemekten önce sonra ellerini yıkardı. Peygamber Aleyhisselam sadakadır der. Yemekten önce, yemekten sonra elini yıkamak. adam geliyor veya çocuk kaldı, geliyor pat diye sofraya oturuyordu. Yedikten sonra sohbete dalıyor, elini yıkayan yoktu. Ya İslam'ın temizliğine bak. Bir burnunun içini yıkardı. Burnunun içini yıkar mıydı? Aferdersiniz. Altını ve üstünü, burnunu ve e, taharetlenmeyi suyla kim yapardı? E, Müslümanları demiyorum. Biz zaten abdestte zaten yıkıyoruz. Gusul'de en gafil Müslüman da yıkıyordu. He, bak burnunuzun içini yıkayın diyor. Bak 1400 sene önce söylenmiş. Allah Resulü'nün sünneti nasıl öne çıkıyor? Allah böyle çıkartıyor. Bir Burnunun içini yıkardı. Kadınların çarşı pazara çıkmalarının doğru olmadığını, yanlış olduğunu nasıl anlatırdım ben? Fit hücum ediyorlardı. E, bak. Ondan sonra israfın haram olduğunu, kardolapları, eşyalar birbirini yiyor. Çöplerde görüyoruz. Çöplerde görüyoruz artıklarını. israfın israfın haram olduğunu, AVM'lerden vesaire yerlerden çıkmayanlara AVM'lerden nasıl izah edecektik? Günahların için, günahların için ...göz yaşı nasıl dökülecekti? Bak eve kapandık, aha geldi, ha gelecek. Nereden? Kapıdan da değil ha. Korona camı açtığın zaman da da girebiliyor. Bu zan insanların göz yaşı dökmesine, günahlarını tövbe etmesine vesile oluyor. Çoluk çocuğunun akşamları bile bir araya evlerine gelmiyorlardı. Çoluk çocuk, kız, evlat, eş... Akşamları bile eve gelmiyorlardı. Kimin eli, kimin cepte, kim hangi saatte girdi, yattı belli değildi. Çoluk çocukları ile sohbet etmelerini sağladı korona. Hangi şeyin kıymetini bilmedik, elimizden aldı. Hangi şeyin kıymetini bilmedik? Allah onu elimizden aldı. Nazlana nazlana camiye, cemaate giderdik. Kitap okumazdık. Birbirimizi tenkit ederdik, malına mülküne haset ederdik. Baksana, kişiye ne malı ne de makamı yarıyor. Bak, hani haset ederdik arabasına malına mülküne. Bak hiçbir şey yaramadı. Camiye nazlana, nazlana giderdik, kitap okutturamazdık. Kitap oku derdin, zamanım yok derdi. Zamanı sana veren Allah'a zamanın yoktu. Namazda da öyle, zamanım yok. Zamanı verene zamanı yok. Özel hayatın istikametini öğrettik. Özel hayatın gayrimeşru yerlerde sürünmenin, özel hayatın oralarda tatmin olmanın nasıl kaldırıyor? Bir de evdeki özel hayatın israfından kurtarıyor. Sokaktaki menihiyatı nasıl kaldırdı korona? Ne kadar samimi tövbe ettirdi insanlığa korona? Akhir zamanda başka bu da çok ilginç. Akhir zamanda İslam İsevilerin hakiki dindarları ittifak edecek ve ortak düşmanları olan Zendeka komitelerine karşı savaşacaklar haberinin ayak sesini işitmeye başladık. Risale-i Nur'da da geçiyor. Hristiyanların hakiki dindarları, Müslümanların hakiki dindarları ittifak edecek, ortak düşmanları olan Zendeka komitesine karşı savaşacaklar. İslam'ın ezeli düşmanı olan İngiliz'dir. İsrail'de değil. İngiliz ve Avrupa ikidir der ustad. Avrupa ikidir, Amerika'da ikidir, insan da ikidir. Bir, bir medeniyetin, hakiki medeniyetin insanlığın yaşamasına hizmet eden Avrupa var. Bir de derin Avrupa var. Bir de derin Amerika var. Şimdi Amerika 2'dir. Bir siyasi Amerika, bir Pentagon'daki derin Amerika. Dolayısıyla o Amerika'da ve dünyada hakiki Hristiyanlarla Siyonist zendeka komiteleri savaşına şahitiz. Aslında bu savaş Amerika'da başladı. Orada bitince burada bitecek. E nedir o? Derin Amerika var bir de zındıka komiteleri var öyle aileler var İşte bu Hristiyanların hakiki dindarları Müslümanların hakiki dindarları intibaha gelecek öyle bir hadisi gelecekti ki ki geldi ama tanımlayamıyorduk böyle bunlar Hristiyanlarla İslam ittifak etmeye mecbur olacaklar yani bunun bunlardan çıktığını, bu ailelerden çıktığını Hristiyan ve Müslümanlar görecek ama tek tek onları mağlup etmeye güçleri yetmez. Ancak ittifak edeceklerdi. Hristiyanlarla İslam'ın ittifakının ayak sesini işitiyoruz. Nasıl mı? Bak bana bir video, birkaç tane video gönderdiler. İspanya'da, İsviçre'de, İtalya'da, Almanya'da, Avustralya'da vesaire devletlere kadar kiliselerde ezanlar okunmaya başlamış. Caddelerde namazlara iştirak ediyorlar onlar da. Dünyanın hiçbir şeyi bu neyi gösteriyor? Dini hak ihtiyaç olduğunu. Dünyanın hiçbir şeyi insanın din ihtiyacını karşılamadığını bütün insanlar bunu görecek. Laiklik çökecek laikliğin çöküşünün sesini işitiyorsunuz. Laikliğin çöküşünün sesini işitiyorsun. Yani ne demek laiklik çıkacak? İnsanları insanların eliyle yapılan, bulunan paradır, makamdır, kariyerdir. İnsanı memnun etmediğini fani dünyada beka arayan insanın bu ruhunu memnun etmediğini ve laikliğin insanlara uygun olmadığını, dini hak ihtiyaç olduğunu, din ihtiyaç olduğunu bütün insanlık görecek ki bak kiliselerde ezan okutturuyor. Böyle bir şey olur muydu ya? İspanya'da 500 seneden beri Endülüs İslam Devleti'nde okunmayan 500 seneden beri kaldırılan ezanlar patladı. Bu neyin sesi ya? He? Yani o küçük bir hadise mi zannediyorsun? Peki Türkiye'nin bütün genelinde ezanlar, dualar, 16 2016'daki bu ihtilalden sonra salavatlar, tekbirler, dualar, milletin çıkışı, bu dualar. Peki basit bir hadise mi zannediyorsun? Hangi güç yaptırabilirdi? Hangi güç kilisede, İsviçre'de ve dışarıya ses vermek şeklinde ezan okutturabilirdi? Bu neyin ifadesi? Bak mektubat 59'da anlatıyor bunları. Ben bunları ders yaparken biz İslam'la, İslam ve Hristiyanların hakiki dindalları ittifak edecek. <laughs> küfür tek millettir diye karşımıza çıkar. Bunlar o zendeka tayfe değil, değil ki küfür olsun. Bunlar hakiki Hristiyanların hakiki dün, e, ruhanileridir. Dindar ruhanileri. Yani e, Hristiyan Hristiyan ismi altında Hakiki Müslümanlar, Müslümanları yaşıyorlardı. Ben birkaç tane papaz biliyorum. Avrupa'da çok olduğumdan dolayı biliyorum. Namaz kılıyor kendi hususi dünyasında. Niçin ifade etmiyorsunuz dedi. Dediğim zaman, hocam dedi sizin nasıl burada hizmetiniz var, bizim de burada hizmetimiz var diyor. Anladın mı? Çok şey var. Dünya, dünyanın hiçbir şeyi insanın Hakiki arzuladığı hayatı dünyada arzuladığı hayatı olmadığını umuma görülmesiyle hak dinin ihtiyaç ne kadar ihtiyaç olduğunu insanlar bunu ihtiyacı hissetme nispetinde laikliğin çökmesine şahit oluyorsunuz. Paranın, kariyerin insana teselli vermediğini ve ciddi ihtiyacını ancak semavi kanunlarla olacağını beşerin uyanması nispetinde faizin, bankacılığın, sigortaların yani kapitalizmin çöküşüne şahit olacaksınız. Kapitalizmin çöküşüne şöyle birkaç ay içinde şahit olacaksınız. Kapitalizmin çöküşüne, faiz sisteminin nasıl çöktüğüne gümbürtüsünü ve gürültüsünü yakında duyacaksınız. İnsanlığın ortak düşmanı olan İngiliz Siyonistlerinin ve Amerika Zendeka Yahudilerinin herkesçe insanlık düşmanı olduğunu görülmesiyle Hristiyanların hakiki dindarları ile Müslümanların ortak düşmanı olduğunun bilinci şuuru ortaya çıkmasıyla ortadan kaldırılmasına şahit olacaksınız. İnşallah Müslümanların ve Hristiyanların hakiki ruhani dindarlarının senelerce baskı, baskı zulümlerinin kalkıyor olmasına şahit olacaksınız. Yani laikliğin, kapitalizmin çöküşünü, İslam ve Hristiyan birliğini zaten e, ayette var. Bakara suresinde miydi? Müslümanlara diyor Cenab-ı Hak bilmeyen hatırıma geldi. Müslümanlara biz de size yakınız biz de sizdeniz diyenlerin Hristiyanların hakiki dindarları olacağını şey yapacaksınız ama düşman ise insanlığın ortak düşmanı ise Siyonistlerin olduğunu, Yahudi değil, Siyonistlerin olduğunu eee Bediüzzaman Hazretleri Münazarat adlı kitabında Utuvati Sitte'de de İslam'ın ezeli düşmanı olan İngilizlerin ortaya çıkışını çünkü her şeyde ee, parmaklar parmakları var ama hiç gözükmüyorlar İngiliz. Amerika'yı da İsrail'de hepsini aktif eden, şu Türkiye'deki her şeyi sistemi aktif eden onlar. Ama hiç gözükmüyorlar. Güçlü olacaksınız ama gizli olacaksınız. Onların açığa çıkışına şahit olacaksınız ve insanlığın ortak düşmanı olduğunu göreceksiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi, lütfu üzerinize olsun. Müslümanların inan hiç kaybı yok. Emri bir maruf neyi anil münkeri biz nasıl yapacaktık, yapabilir miydik? Haramlardan terk ettirmeyi, onların kötü olduğunu, o yerlerin kötü olduğunu kim inanır, kim dinlerce? O yobaz derlerdi sana. Bak, oraların kötü olduğunu onlar söylüyor. Bu nasıl bir anlayış, bu korona nasıl bir nimet? Müslümanın kaybı yok. Ölse şehit malı gitse sadaka. Bir de yapamadığı emir, farz, tebliğ etme, karamları söylemek, helalları söylemek. Ya. Tesettür diyorsun. Ben bunu ertelemem. Niye? Sıkıntı yapıyor. Ağzını burnunu ört bakalım. Burada nefes mi alıyordun ki burası sıkıntı oluyordu? Bak burada nefes alıyorsun. Kapat bakalım. Biz işte Kadın erkek beraber hurda haş dediğin zaman yo ay yobaz. Ee, uzaklaşın bakalım herkes ayrı olsun. Ya özel hayatı sokağa niye taşıdınız? Yo ay yobaz. Uzak ee, uzaktır bakalım. Bir bak bakalım korona nerelere vesile olmuş. Ne nimetmiş. Ne mübarek bir şeymiş. Nasıl söylüyorsun bunu? Neticesine bak nasıl iç dayanışmayı, Müslümanlar dayanışmayı, nasıl böyle hem de memleketimizi nasıl öne çıkarttı? Bak Türkiye'nin hakikaten alem İslam'ın değil dünyanın abisi olduğunu gösteriyor her konuda. Allah'a emanet olun. Rabbimin Rabbim sizi ve çoluk çocuğunuzu insi ve cinli şeytanların şerinden, semavi arzafatlardan, maddi ve manevi hastalıklardan, müsibetlerden hıfsı emin eylesin. Hakikate varmaya vesile eylesin. Ve ahir davahum en elhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha.